Bozkurt Yazılım kanalına hoş geldiniz. Bu videoda C# 15. dersini çekiyorum arkadaşlar. Veri tabanından devam ediyorum. En son kaldığımız projeden devam edeceğim. Ee, en son veri güncelleme yaptık. Şimdi ise veri silme ve veri silme işleminden sonra da arkadaşlar e, birkaç düzenleme yaparım belki tasarımda veya e, hatalarda düzeltme yaparım varsa. Şimdi açtığım projeyi kaldığımız yer burası arkadaşlar. Ee, en son ne yaptık ona bakalım. Bu şekilde yapmışız. Evet Tamamdır. Şimdi veri silme işlemini nasıl yapalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, ben şöyle bir şey düşündüm. Şurayı biraz daha büyütelim. Veri e, silinecek verinin üstüne. Çift tıklayacağız arkadaşlar diyecek ki bu veriyi silmek istediğiniz emin misiniz evet dedik mi veri otomatik silinecek şimdi onun için nasıl yapacağız burada e, double click var mı evet double click var ama bu değil e, content içeriye e, çift tıkladığımız zaman olması lazım ha. bakıyorum Evet burada arkadaşlar double click buna e, çift tıkladım ve bu şekilde açıldı Evet üsttekinin e, aynısını yapacağız diyebiliriz sadece idsini kopyalıyoruz şimdi idsine göre silme işlemini yapacağız arkadaşlar burada e, listelerimiz nerede burada void diyeceğiz. Şimdi de silme işlemini yapacağız. Void ile. Void e, silme. ve direkt sil yazalım. Void sil. Yaptık arkadaşlar. Şimdi şurayı direkt kopyalıyorum. Zamandan tasarruf yapıyorum. Kopyala yapıştır yaptık. E, burada kapattı. Buna dt clear'e gerek yok arkadaşlar. Şimdi. Eee şu data adaptör şuraya da gerek yok. Bize gerekli olan kısımlar burası. Şimdi arkadaşlar. E, evet silme işlemi tam bir tane de şey koşul koyalım. Try, try içine. If diyelim. ID değilse 0. 0 veya id böyle değil de id sıfırdan büyükse yapsın direkt arkadaşlar yani eksili bir şey olmasın sıfırdan büyük olsun sıfır olmasın istiyoruz öyle bir şey olursa zaten id sıfır olamaz sıfırdan küçük de olamaz şöyle yapalım neyse zaten silme işlemini çift tıklayarak yapacak şimdi arkadaşlar bağlantımızı açtık her zaman gibi komut connection'ımızı verdik yine komut command, command text'ini alacağız şimdi bu e, silme işlemi arkadaşlar direkt delete komutuyla da yapabiliriz e, gizleme komutuyla da e, ben burada delete komutunu göstereceğim için ondan delete yapacağım e, ilerleyen projelerde gizleme ile yaparız. Yani veri tabanında kalacak ama kullanıcı göremeyecek bunu. Delete komutu arkadaşlar şu şekilde hemen göstereyim burada. Delete SQL yazdığınız zaman arkadaşlar zaten kullanımı hemen rahatça görebilirsiniz. Delete from diyor arkadaşlar. E, sileceğimiz tablo ve where yani idsinden. Delete form, e, Yıldız'a gerek yok arkadaşlar bunda. Delayed Gördüğünüz gibi tablo adı ve şey. Delayed from kişiler e, were kişilerimizdeki e, şey adı neydi bakalım. Direkt ID olması lazım. Tablomuzda Evet direkt ID. Şu alan ID. Kapattık. Where dedi. ID dedik. Şu ID e, eşittir dedik. Sonra buraya geldik arkadaşlar. Çift tırnaktan çıkıyoruz. Artı diyoruz. Bizim ID'yi kullanıyoruz burada. Sonra komut e, eksi non query dedikten sonra mesajımızı veriyoruz. Şu mesaj değil tabii ki. Kişi başarıyla silindi yazsın daha sonra da listelemizi çağırsın bize arkadaşlar silindiği için bir kayıt şimdi yapalım ama burada direkt çift tıkladık mı silinecek sorma işlemini yapmadık form 1'i silsin şu an bir silme işlemi yapmıyor ya da yapıyor şu an listeleme işlemini yapmıyor pardon Yap e, yapmıyor Çünkü sili çağırmadık biz Silide altına çağırdık şimdi silme işlemini yapacak arkadaşlar direkt form 1 e tıkladık mı kişi başıyla silindi dedi ve tamamdır ama bunu e, kullanıcı ya da e, kullanan kişi direkt admin de olabilir yanlışlıkla çift tıklayabilir buna direkt otomatik kayıt tamamen silinir o yüzden bunu engellemek için arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız Nasıl yapalım? Burada sorsun. Çok karışık olmasın üstü. If diyelim. Veya silin içinde olsun. Sili kullandığımız her yerde sorsun bize silinsin mi diye. If diyeceğiz. İlk önce şu ifisilerimi, daha sonra ifin için alacağım. Bir mesaj box oluşturacağız yine. Mesaj box show diyeceğiz. Kişiyi silmek istediğinizden emin misiniz? Desin. Ee, sonra virgül koyup başlık diyelim. Kişi, kişi silme işlemi diyelim. Bir virgül daha koyup ee, ne diyeceğiz? Buton yazalım bir. Pardon. Message box butons Yes, yes ne no. olsun sadece bir tane daha virgül koyuyoruz, buna da ikon ekliyoruz. Ne olsun quiz için soru sorduğumuz için tamamdır. Şimdi bize silme işlemini de soracak ama şu an cevabını yapmadık daha. Dialog result diyoruz şöyle bir şekilde yapacağız. Dr. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Diyalog result, result, dedik. DR dedik. Eşittir. Şu mesaj box'ımızı yapacağız. Eşittir'e Karşısına yapıştıracağız. Tamamdır. Şimdi if ile sorgulama işlemine geldik. If değere DR değişkenimiz eşit eşsi Diyalog res, Diyalog result e, Yes. Yes e, silme silme işlemini yapacak Şuradaki yani alttaki şu kısmı direkt çalıştıracak bize yani no'yu seçmiş ise hiçbir şey yapmayacak boş bırakacak size herhangi bir işlem de yapabilirsiniz kullanıcı silinmedi tarzında mesaj verebilirsiniz ee, şimdi çalıştıralım sorgu ile yapacağız bunu az diyor mesela kişiyi silmek istediğinizde emin misiniz Hayır dedim kişi silinmedi hala burada Evet dediğim zaman kişi başarıyla silindi ve buradan silindi gördüğünüz gibi arkadaşlar Şurayı da temizleme işlemi yaparız ee, şuraya yapayım şu hata verecek. Şu T büyük yapalım. Evet, ekleyelim bir tane mesela yanlışlıkla ekledik varsayıyorum. Varsaydım. Or flow diyor. Bir dakika. Şu an bir yerde hatam var, bunu anlamadım. Evet ekliyor, sıkıntı yok. Az ikinci bekle mi? Sıkıntı yok, tamamdır. Kişi silmek misiniz? siliyoruz şimdi bunları. Tamamdır arkadaşlar. Ee, şimdi bir şey fark etmiştim geçen ee, düzenlerken arkadaşlar. Şimdi sıkıntı çıkmadı ama. Numara düzenlerken sıkıntı çıkıyordu. Bozkurt yazılması. mesela şimdi çıktı. Gördüğünüz gibi data type mismatch in ee, bir hata veriyor işte. Onun şeyini yapalım hemen. Update yerimiz nerede bizim? Düzenleme kısmımız. Düzenlemeyi kaydet. Burası. Burası else de şey kısmı arkadaşlar. Ee, düzenleme kısmı. Sebep şu arkadaşlar. Textbox ikimizdeki tek tırnaklar. Şimdi tekrardan yapalım. Düzenleyeceğiz mesela. 2 ekledim. Yine aynısını verdi. Evet. Tamamdır. Şunu bir daha yapalım. Ee, şu an büyük ihtimal integer'ı geçtiği için olabilir. onu arkadaşlar çok sayı girmesini istiyorsak şöyle yapacağız veri tabanına geleceğiz veri tabanı düzenleyeceğiz tasarım görünümden şu sayıyı uzun tam sayı çift yapalım evet çift değil ondalık yapalım bir ya da uzun tam sayı kalsın. Bunlar da otomatik ya. Ondalık olduğu zaman 18. 18 kalsın neyse. Kaydedeyim. Şimdi bakayım aynı hata verecek mi? Büyük ihtimal bu hata diye düşünüyordum ben. Şunu düzenlerken hata alıyordu. Bir tane daha rakam ekleyemiyorduk. Evet şimdi de ekleyebiliyoruz. Evet onu e, veri taban e, veri taşıyor sanırım integer'ı. Ondan ondalık yaptık şimdi. E, şimdi o hatayı da giderdikten sonra arkadaşlar bunu e, bu derste anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste tasarım işlemlerini yapmayı düşünüyorum. Herkese iyi günler diyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.